Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 39, 40, 41, 42 Tuna Yayınları. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Mesleklerin Yaşamımızdaki Yeri metni etkinlik cevapları sayfa 39, 40, 41, 42'yi yapacağız. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı Mesleklerin Yaşamımızdaki Yeri metni etkinlik cevapları. 3. sınıf Hayat Bilgisi kitabı sayfa 39, 40, 41, 42. Soru: Çevremizde hangi meslek çalışanları var? Söyleyelim. Kısa cevap için tıklayın. Uzun cevap: Çevremizde birçok meslek çalışanı bulunmaktadır. Genellikle çevremizde bulunan meslek çalışanları doktor, hemşire, sekreter, avukat, hakim ve savcı, öğretmen, temizlik personeli, futbolcu, spor eğitmeni, yazar, şair, ressam, mühendis, itfaiyeci, şoför, kuaför, terzi, pilot, kasap, esnaf, garson, kuryeci, marangoz, aşçı, mimar, inşaat işçisi, veteriner, eczacı, gözlükçü, müzisyen, tamirci, tesisatçı ve çiftçidir. Daha birçok meslek grubu vardır. 3. sınıf Hayat Bilgisi Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 41 cevapları. 1. Resimlerde verilen mesleklerin hangi ihtiyaçlarımızı karşıladığını özellikleriyle araştıralım. Edindiğimiz bilgileri noktalı alanlara yazalım. Cevap: Mobilyacılık. Mobilya ustası sandalye, masa ve koltuk gibi ev eşyalarının imalatını sağlar. Diş hekimi. Diş çekimi, dolgu gibi dişlere gerekli olan tedavileri uygular. Ağız ve diş eti hastalıklarının tedavilerini eder. Kasaplık. Tavuk veya koyun gibi besi hayvanların kesimi, yüzülmesi, depolanması ve doğranması ve etlerin satımı işlerini yapar. 3. sınıf Hayat Bilgisi Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 42 cevapları. 2. İlgimizi çeken mesleklere ilişkin bir araştırma yapalım. Araştırmanızın sonucunda ulaştığımız bilgilerden yararlanarak bu mesleklerden birinin özelliklerini aşağıdaki noktalı alana yazalım. Kısa cevap için tıklayın. Uzun cevap: İlgimi çeken mesleklerden bir tanesi bilgisayar programcılığıdır. Bilgisayar programcısı, yazılım kodlarını bilgisayarların izleyebileceği mantıksal bir diziye dönüştüren programlar yazmaktadır. Soru: Bir yakınımızın mesleğinin adını söyleyelim. Bu mesleğin özelliklerini anlatalım. Kısa cevap için linki tıklayın. Uzun cevap: Çevremizde akrabalarımızdan biri aşçıdır ve çok lezzetli yemekler yapar. Aşçı, yiyecekleri çeşitli yöntemler kullanarak içilecek veya yenilecek hale getiren kişidir. Yemek kurumlarında çalışır, yemek yaparlar. Aşçıların damak tadını gelişmiş ve zengin olması, el becerileri ve el lezzetinin de yerinde olması gerekmektedir. Hızlı, becerikli ve yemek konusunda deneyimli olması gerekir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.